Kapanışa doğru hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kozlukluoğlu. Bugün Didem Aslanoğlu'nun yerine ben varım ve genel müdürümüz Alican Türkoğlu bizlerle. Alican Bey hoş geldiniz. Yani aslında biz bölgeyi konuşmaya devam ediyoruz. Çevrede de yerel seçim gündemi var ama tabiri caizse özellikle tam benim ergenliğimdeki oyunlarda gördüğümüz senaryoların bir benzeri geçtiğimiz cuma Rusya'da ne yazık ki cereyan etti. Masumların yine ön planda olduğu. Ama tabii Orta Doğu gündeminde de İsrail-Gazze gelişmeleri ön planda. Dilerseniz onunla başlayalım. Tabii şimdi orada geçtiğimiz hafta aslında yine ateşkes olacak olmayacak tartışmaları yaşanırken bir anda hem CIA şefinin hem Mossad şefinin Doha'da olduğunu ve cumartesi akşamı da işte yapılan müzakerelerin neticelerini bildirmek için kendi ülkelerine gittikleri yönünde bir haber sızması oldu. Ve bu noktada şöyle bir ateşkes anlaşmasının yakın olduğu ifade ediliyor şimdi kaynaklar tarafından. Hamas'ın elindeki 40 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde bulunan 100'ü ömür boyu hapse mahkum edilmiş. Toplam 700-800 arasında mahkumun serbest bırakılması yönünde bir anlaşmaya varılmak üzere. Şu anda taraflar bunu kendi taraflarına anlatıyorlar ve resmi onaylar verildikten sonra muhtemelen hafta ortası gibi bu konuyla ilgili olarak beklenen gelişmelerde en azından ilk adım atılabilir. Çünkü bu biraz daha uzun vadeli, 6 haftalık bir ateşkese yönelebilecek, ilerleyebilecek bir sürecin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Hatta bunun üzerine bazı İsrailli isimlerin ağzından, isim belirtmek istedim ama kaynakların ağzından yerinden edilen bazı Filistinlilerin de bir kısmının dönüşünün tartışılabileceği yönünde de bir adım daha var. Yani yaklaşık günlük 2000 Filistinlinin tekrar Gazze'nin kuzeyine yönlendirilebileceğiyle ilgili olarak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin masaya getirdiği bir teklif. Aslında bunun bir önceki adımında Paris'teki görüşmelerde benzer yönde tekliflere İsrail'in hayır dediği. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kez daha böyle bir teklifin gelmesi sonucunda bu sefer onayladığı yönündeki bilgiler, dediğim gibi bunlar kesin ve net bilgiler değil ama haber merkezlerine sızan bilgiler diyelim. Şu an itibariyle süreç bu yönde ilerliyor gibi. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Refah sınır kapısında hiçbir şeyin Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı göstermeyeceği, olası bir Refah saldırısının insani anlamda çok büyük bir felakete yol açacağı yönde de açıklamaları var. Şimdi bu işin bir tarafı. Bir diğer taraftan da hala Netanyahu'nun İsrail ordusunun Refah'a gireceği ve zafere ulaşacağı yönünde açıklamalar yapmayı da sürdürdüğünü görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Biden'ın, Blinken'ın birçok açıklamasını şu ana kadar duyduk. Ama ilk kez Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten de bir açıklama geldi ve buradaki, yani Refah'taki kişilerin gidecek hiçbir yeri olmadığını, dolayısıyla ABD'nin resmi görüşü olarak Refah'a yönelik yapılacak bir operasyonun çok büyük bir hata olacağını bir kez daha açık bir şekilde İsrailli mevkidaşlarımıza, politikacılara ilettik yönünde bir açıklaması var. Dolayısıyla şu anda durum, bir yandan görüşmeler devam ediyor, bir uzlaşma zemini bulunmak üzere gibi gözüküyor. Ama muhtemelen bulunmama ihtimaline binaen de İsrail tarafından operasyonların gelmeye devam edebileceği yönündeki tehdit dolu açıklamalar da halen geliyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki 2-3 günlük süreç oldukça kritik. Eğer hem İsrail tarafından hem Hamas tarafından bir onay gelirse gözüken o ki ilk adımı rehin takası, esir takasıyla başlayabilecek bir 6 haftalık ateşkes süreci her an başlayabilir. Sizin söylediklerinize ilaveten hafta sonu yanılmıyorsam İngiltere'den de üst düzeyde uyarılar geldi Avrupa'nın çeşitli yerlerinden. Doğru. Ben biraz önce tabii oyun kısmında söyledim. Aslında çocukları da tabii böyle şeylerden korumak gerekiyor. Biz çocukken maruz kaldık ama küresel terör aslında 21. yüzyıl ne yazık ki topyekün savaş yok belki ama acı bir gerçeği oldu. Cuma günü çok kötü görüntüler hepimizin önüne düştü sosyal medya kullanan. Bu özellikle bizim çatışmayla ilgili yoğunlaştığımız Orta Doğu'dan biraz daha gözleri kuzeye çevirir mi? İlk izlenimleriniz nasıl? Yine aslında baktığımızda son birkaç gündür Rusya'nın net bir şekilde Kiev'i ve hatta Lviv tarafını bile vurmaya devam ettiği yönünde bir haber akışı var. Hatta hava sahası ihlali nedeniyle Polonya'nın teyakkuza geçtiği. Hatta Polonya'nın az önce bir takım okurken bir takım haberlere rastladım. Polonya'nın Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ama Rusya Büyükelçisi'nin gitmediği. Dolayısıyla Polonya ve Rusya arasında önümüzdeki birkaç saat içerisinde bir söylem krizi yaşanabilir gibi gözüküyor. Bu noktada yukarıda aslında Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar devam ediyor. Donetsk bölgesinde bazı köylerin Rusya tarafından ele geçirildiğine ilişkin Rusya tarafının resmi açıklamaları da var.
Ama saldırı tarafına dönersek, yani bu terör saldırısı tarafına dönersek, işte DAEŞ'in açıklama yaptığı bir kez daha. Rusya'nın tüm saldırganların yakalandığına yönelik açıklama yapması ve bunun üzerine aslında bunların Ukrayna ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları. Ukrayna tarafından Zelenski'nin zaten bu yönde bir açıklama beklendiğini ama kendilerinin hiçbir alakası olmadığı yönündeki açıklamalar. Yani Rusya-Ukrayna arasındaki savaş da aslında evet Gazze savaşının arka planında kalmış gibi gözükmekle beraber hala devam ediyor bu noktada. Gözüken o ki Moskova'daki bu saldırılar Putin'in en azından söylemde daha da sertleşmesine yol açacak. Ha, bu Ukrayna'ya yönelecek bir sertleşme olarak söylemiyorum sadece. Ama zaten oldukça sert olan politikaların terör saldırısı neticesinde daha da sertleşebileceği yönündeki beklentileri biraz daha ön plana çıkarıyor aslında. Dolayısıyla daha yakından takip etmek lazım. Sahada nasıl bir ağırlaşma olacak? Yani işte Kiev'e yönelik füze saldırıları ne sıklıkta devam ettirilecek Rusya tarafından? Bunlara göreceğiz ama geçen haftayı kapatırken mesela özellikle Fransa'ya yönelik ve Ukrayna'da Ukrayna'ya gönderilen askeri desteğe yönelik çok net açıklamaları vardı. Dün de mesela hafta sonu ya cumartesi ya pazar günü Rusya tarafından Ukrayna'da vurulan bölgelerin tamamının dışarıdan kendilerine Ukrayna'ya verilen askeri teçhizatın vurulduğunu söylüyor mesela. Bu kapsamda Avrupa ile Rusya arasındaki söylem krizi Fransa başta olmak üzere devam edecekmiş gibi gözüküyor. Siz görmüşsünüzdür muhakkak ama Medvedev son zamanlarda çok şartmıyor. Bugün bayağı küfürle bir tweet attı yani. Doğru. Aracılar dahil herkesi cezalandıracağız diye. Son aslında birkaç senedir biraz daha geri planda gibi gözüküyordu Medvedev. Tekrar ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Özellikle son açıklamalarla beraber. Ben daha da önümüzdeki özellikle kısa vadede Medvedev'in de Putin kadar görünür olacağını tahmin ediyorum önümüzdeki süreçte. Biz de artık yine geçen yıl bu zamanlar seçim konuşuyorduk ve bu sefer tabii yerel seçimlere gidiyoruz. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce açıklamaları vardı. Gündem aslında Ercan Bey hani ekonomiymiş gibi görünüyor ama öte yandan da Türkiye dahil dünyada da işte seçimler var. Ekonomik oy verme davranış da bayağı tartışmaya açıldı özellikle siyasi kırılganlıklardan dolayı. Artık son 5-6 gün o konuyla ilgili nedir gözlemleriniz? Ya artık seçimin son virajına girildiğinde sahadaki liderlerin veya adayların ama özellikle liderlerin zaten yerele yönelik bir tane daha nasıl oy alabiliriz, nasıl oy çekebilirizin politikasının daha net olarak üretildiği, dolayısıyla seçmen nezdinde daha fazla etki yaratması muhtemel konu başlıklarının ön plana sokulduğu, iyice ön planda tutulduğu hatta bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde özellikle ekonomi yönelik mesajların daha sık verilmesi aslında her seçim dönemi son hafta gördüğümüz klasik senaryolardan birisi diyebiliriz. Dolayısıyla biz son hafta, bugün dahil olmak üzere, İşte emekliye yönelik, çalışanlara yönelik, hükümet tarafından önümüzdeki süreçte ne gibi adımlar atılabileceği, muhalefet tarafındansa hükümetin şu zamana kadar neleri yapmadığı veya yanlış yaptığı ve kendilerinin neyi düzelteceğine ilişkin daha geniş cümlelerin olacağını öngörüyoruz. Yine vaat olarak da muhtemelen cebe yönelik vaatlerin daha fazla yapılacağı son işte haftaya girildi. Ama onun dışında bence bugün mesela Cumhurbaşkanı'nın mitinglerinde bizim belki önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşacağımız şu başlık oldukça önemli. Yani evet işte emeklerin yaşadığı sıkıntıların farkında olunduğu, buna yönelik adımların önümüzdeki süreçte atılacağına yönelik mesajlar var. Ama zaten bunlar son 1-2 aydır düzenli olarak hem Çalışma Bakanı, hem Hazine Maliye Bakanı, hem Cumhurbaşkanı tarafından zaten söyleniyor. Ama burada Cumhurbaşkanı'nın az önce, yanlış hatırlamıyorsam Çorum'daydı. Çorum'daydı, evet. Ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz vurgusu. Ekonomide kalıcı ferahlamayı amaçlıyoruz diyerek de bitirmesi bence oldukça önemli. Çünkü işte yaklaşık son 1-2 aydır süreçte hem Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarda yapmış olduğu yayınlarda ve açıklamalarında hem Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında ekonomi politikalarının seçim sonrasında herhangi bir değişikliğe uğramayacağı, bunun yerel seçim olduğu ve politikaları değiştirecek bir değişikliğe veya seçim olarak değerlendirilmemesi gerektiği. Dolayısıyla kadrolarında yürütülen politikanın da devam edeceği yönünde çok net mesajları vardı. Bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı'nın da zaten bu politikalara destek verdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başbakan tarafından söylenmişti. Ama bugün çok net bir şekilde güçlü kadromuz diyerek, güçlü kadromuz ve ekonomik programımızın vurgusunu bizzat yaparak Cumhurbaşkanı'nın da önümüzdeki haftadan itibaren de yani pazar günü seçimlerden sonra da bu politikaların
devam edeceği ve bu politikaların kendisinin ve yönetiminin de arkasında durduğuna ilişkin açıklamalar bence özellikle yabancı nezdinde karşılık görecektir, bulacaktır. O yüzden hani genel seçim konuşmalarının dışında ben bu cümlenin daha geniş kapsamda bakıldığında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Vallahi hep hayati konular konuşuyoruz. Galatasaraylı biraz Galatasaray konuşalım diyecektim ama neyse, tansiyonun daha düşük olduğu bir zamanda Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Genel Müdürümüz Ali Can Bey bu konu başlıklarıyla ilgili burada ağırladıktan sonra şimdi gidiyoruz. Yatırım, finansman, strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Makbule Deniz'e. Makbule hoş geldin. Neler var notlarında? Hoş bulduk, sağlar. İyi yayınlar diliyorum. Küresel piyasalarda güvercin bir set ardından S&P 500'de 5200 seviyesinin 30 üzerinde fiyatlamaları olumlu değerlendiriyoruz. Bu hafta biri Fed Başkanı Powell olmak üzere 5 Fed üyesinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Yine Cuma günü Amerika'da kutsal Cuma nedeniyle piyasalar kapalı olacak ve Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek piskiyi fiyat endeksi verisini alacağız. Beklentiler verinin aylık bazda %0.3 artacağı yönünde. Beklentinin üzerinde bir veri gelmesi söz konusu olursa da küresel piyasalardaki risk iştahının bir miktar olumsuz olmasını bekliyoruz. Bunun da yansımaları önümüzdeki hafta olacaktır diyelim. İçeriye bakacak olursak da Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve faiz koridorunu genişletmesinin ardından olumlu hava devam ediyor. Aslında normal şartlar altında faizle borsa ters paralel çalışır ama seçim öncesi özellikle Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmedeki kararlılığı ve yine seçim öncesi bağımsızlığını kanıtlar nitelikte proaktif bir yaklaşımla faiz artımına gitmesi yabancının da bir miktar ilgisini çekeceğini düşünüyoruz ve bu bağlamda da endeks üzerinde pozitif hava devam ediyor. Özellikle bankacılık sektörü ve holdinglerde pozitif havanın devam ettiğini söylemek mümkün. Yine kararın ardından Goldman Sachs, Deutsche Bank ve HSBC faiz artırımına yönelik olumlu raporlar sundular diyelim. Bu da endeksi olumlu yönde etkiliyor. İçeride bu hafta nispeten sakin bir veri akışı olacak diyebiliriz ve ana odak tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi seçim ve seçim sonrası fiyatlamalar olacak. 150'ye yakın şirket finansallarını açıkladı. Bu hafta da yine Aselsan, Teksin ve Tekfen gibi şirketlerin bilançolarını da aynı şekilde takip ediyor olacağız diyelim. Tabii risksiz getiri oranlarının yükselmesi endeks tarafında kısa vadede bir negatif fiyatlamaya söz konusu olsa da aslında orta uzun vadede enflasyon üzerinde pozitif reel faize geçilecek beklentisi endeksi pozitif tarafta etkileyebilir diye düşünüyoruz. Genel olarak bir tutuk şirketlerine para girişi söz konusu. Küçük şirketlerden nispeten para çıkışı olduğunun da altını çizelim. Özellikle yukarıda 9300 seviyesinden bir miktar kar satışları geldi ve an itibariyle 9116 seviyelerinden fiyatlama söz konusu. Çok kısa vadede 9250 ve 9250 bandını biz direnç olarak takip ediyoruz ama genel olarak 9000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamamız piyasalar için de olumlu diyebiliriz. Toparlayacak olursak küresel tarafta bu hafta veri akışı oldukça yoğun. Salı günü dayanıklı tüketim mal siparişleri verisini alacağız ve çarşamba günü Euro bölgesinden ekonomik güven endeksi verileri gelecek. Yine perşembe günü Amerika'da 4. çeyrek büyüme verilerinin nihai verisini alıyor olacağız. Cuma günü de en önemli aslında veri çekirdek piskiyi fiyat endeksini alacağız. İçeride ise dediğim gibi nispeten veri akışı sakin olacak. Evet. Perşembe günü PPK toplantı özeti verisini alacağız diyeyim ve cuma günü de dış ticaret verilerini alacağız. Şimdilik sözü sana aktarayım. Yatırım, finansman, strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Makbule Deniz bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz şimdi kapanışa doğru da. Aranın ardından Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek bizlerle olacak. Bekleriz.
kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Araya gitmeden de söylediğim gibi Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Orta Erda Gerçek bizlerle. Erda Bey hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba. Şimdi geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları Haftası diye tahmin ediyorum ki siz Didem'le yine pazartesiden o konunun takvimine ilişkin detayları ele almışsınızdır ama şöyle özellikle pazar günü pazar okumalarında gözüme çarpan bir olgu vardı. Hatta bugün üstadımız Abdurrahman Yıldırım da yazmış. Haziranda göreceğiz hani Akkara'yı diye. Özellikle ilk çeyrek sona ererken küresel merkez bankalarının geçtiğimiz haftasında gözünüzün önüne getirdiğinizde nasıl bir ikinci çeyrek bekliyorsunuz? Haziranda biraz çirkin gerçeklerle piyasaların karşılaşma ihtimali var mı? Şöyle söyleyelim. Beni Türk Merkez Bankası da değil, aslında Fed çok şaşırttı geçen hafta. Şöyle ki ısrarla faizi indireceğiz diye konuşuyor Jay Powell ve arkasındaki üyeler. Çok anlamak mümkün değil çünkü ekonomi mevcut faizle başarılı hareket ediyor. Yani bu durumda faizle yani indireceğiz deyip yani borsanın ateşini yükseltmek çok mantıklı gelmedi açıkçası bana. Yani finansal şartların daha da gevşemesine yol açacak. Biraz daha sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Şöyle ki yani Fed'in tarafını tutacak olursak onlar demek ki verilere artık dayalı hareket etmiyorlar. Şimdi faizleri indirirsek 18 ay sonrasında bir gevşeme olacak, gevşeme hissedilecek. Bunun neticesinde de biz yavaş yavaş bu işe girişelim diyorlar. 7'lerden 3'lere geldik. Çok önemli mi? Piyasa bunun önemli olduğunu düşünüyor. Ben hisse senetlerinin neyi fiyatladığını 7'den 3'e gelirken de fiyatlar yukarı çıkıyordu. 3'te herkes karar kıldığı zaman da piyasa yukarıya çıkıyor. Neyin fiyatlandığı konusu burada gerçekten tartışılır. En önemli olarak gösterdiğimiz aslında bizim Japon Merkez Bankası'ydı. Çünkü piyasaya baktığımız zaman piyasadan geri dönelim. Piyasa 34 yıllık bir rekoru kırdı. Bizim sektöre ilk girdiğimiz yılların Japonya'sı sonunda aynı seviyeleri yakaladı. Burada faiz artışı sinyalleri verildiği zaman borsa yukarıya doğru hareket etmeye başlamıştı. Bu aslında yavaş yavaş faiz getiri eğrisi kontrolünden çıkılacak diye yani bir normalleşme olacak diye düşünülüyor. Şimdi ben burada çok ilginç bir şey seziyorum. Acaba yenle ilgili olabilir mi diye. Şimdi bütün merkez bankalarının Bank of England'da buraya koyabiliriz. Yani İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası da koyabiliriz. Faizler sıfırken bütün hareketlilik aslında kur tarafında oluyordu. Şimdi faizler artılarda ve yüksek, nispeten yüksek seviyelerde olunca acaba kurlar bu sermaye hareketlerindeki arbitrajı omuzlamak durumunda kalmadıkları için önemli hareketler olur mu? Bunu nereden görebiliriz? Zaten Euro dolardaki sakinlikten biraz görüyoruz. Acaba buradaki Japonya'daki değişiklik de Japon yenine yansıyacak mı diye bakmak lazım. Çünkü benim izlediğim, bizim grup olarak izlediğimiz dolar SDR'a karşı yani IMF parası yani o da aslında kendi içerisinde bir file. Bu fileye karşı aslında zayıf duruyor. Güçlü durduğu kurlardan bir tanesi yen. Acaba burada bir değişiklik olur mu diye bakıyorum. İzlemeye devam edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası da açıkçası bekleneni yaptı. O da Fed'in arkasından dedi ki biz de şey yapmaya faizleri indirme tarafında hareket edeceğiz. Şimdi bekle gör durumunda. Yani senkronize bir faiz artışından sonra Japonya'yı bir kenara koyarsak senkronize bir faiz indirme doğru gidiyoruz. Burada bir parantez daha açalım. Gelişmekte olan ülkelere. Gelişmekte olan ülkeler çok farklı bir şekilde bu sefer hep konuştuk, konuşa geldik. Akşam yayınlarındaydık o zaman. Gelişmiş ülke merkez bankalarının önünde hareket ettiler. Oralardan da faiz indirimleri, sinyalleri geliyor. Zaten Çin bunlardan para politikasını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Bir de yine sürpriz olarak İsviçre Merkez Bankası'ndan ilk adım geldi. Yani başka bir ortama giriyoruz. Umarım
bu yeni girdiğimiz gevşeme ortamında enflasyon bize yukarı doğru sürprizler yapmaz. Arda Bey, şimdi teorik bir soru sormak istiyorum size. Hafta sonu bununla ilgili hem kendim yazdım hem de bolca bir şeyler okuma fırsatım oldu. Çünkü biz içeride belki işte yerel seçim, daha ilgi çekici bir takım böyle kısa erimli şeylere daha çok odaklanıyoruz. Ama dünyada çok ciddi biçimde bu sıkılaşma olgusunun bilhassa 2021'den sonra en çok etkilenen orta ve alt gelir grubu üzerindeki etkileri üzerine. Aslında Türkiye'de de konuşuyoruz bunu ama başka bir takım ambalajlar üzerinden konu önümüze geliyor siyaset tarafından da. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi dünya için bakarsak Türkiye'de tabii ki enflasyon o kadar düşük değildi ama 2010'lar boyunca genişleyici para politikaları ve bu noktada servet artışlarına çok dikkat çekilmişti zaten. Helikopter paraların bilhassa zenginleşme ama sadece belirli bir katmanda. İşte vergi tartışmaları, servet vergisini günümüzde konuşuyoruz. Türkiye'de de belki kısa bir fragmanını birkaç parça halinde görmüştük. Ve şimdi de sıkılaşan para politikalarının özellikle zenginleşen ya da enflasyonla direkt ilgisi çok sınırlı olan kesimi hiç etkilemediği ama hem enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde kendi ihtiyaçları için kolay finansmana erişim. Şimdi enflasyon manşette geriledi belki ama finansman kaynakları sıkılaşan para politikalarıyla çok kolaylık sağlamıyor. Yine o taraf aynı yerde kal diye. Böyle düşünüyor musunuz? Bu noktada geçtiğimiz haftada Avustralya üzerinden bir tartışma öne çıkarıldı. Merkez bankalarının özelliğini biz acaba ana akım üzerinden yanlış mı okuyoruz? Çünkü başka bir takım ödevlerini ekonomi yönetimleri ihmal mi ediyor diye. Bu konuyla ilgili görüşünüzü merak ettim. Tamam. Çok detaylı bir soru. Teşekkür ederim. Çok belli detaylı düşünmüşsünüz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi sondan başlayalım. Bu Avustralya'daki hikaye aslında bize şunu düşündürüyor. Bu modern para politikası bir hikaye çıkmıştı. Şöyleydi hikaye. Bütçeler anlamsız. Bütçe bir risk oluşturmuyor. Bütçe açıkları bir risk oluşturmuyor. Çünkü merkez bankaları her zaman piyasaya girip bunların fonlayacaktır diyelim onu. Hükümetleri fonlayacaktır. Şimdi nasıl ilişki kuracağız burada? Aslında böyle bir ortamda merkez bankalarının ne kadar bağımsız olduğu fikri tartışılabilir. Biz 90'lı yıllarda yüksek enflasyonla Türkiye'de savaşırken en önemli olaylardan bir tanesi zaten buydu. Yani gelişmekte olan ülkelerin hikayesidir bu. Merkez bankaları sürekli özellikle mesela Arjantin gibi şu anda artık raydan çıkan diyelim, zamanında Brezilya gibi ülkelerdeki en büyük derdimiz buydu. Şimdi kısmen de bu bütçe açıklarının fonlanmasının neticesinde de bazı ekonomistler artık enflasyonun sürekli daha yüksek bir seviyede hareket edeceğini düşünüyor. Biraz önce söylediklerime yine aynı geri dönersek, acaba enflasyon düşündüğümüz şekilde ikilere gelmeden yeni ikiler, üçler mi olacak diye sorduruyor. Muhammed El Arya'nın bu konuda bir çok açıklama, bir Bloomberg Opinion'a yazdığı bir şeysi var, yazısı var. Orada da diyor ki yani şu anda bir enflasyonla mücadele olmadı. Zaten sıkı para politikası var mı yok mu o da belli değil. Buradan da şunu aslında düşünebiliriz. Gerçekten bu %9, %10'lara mesela Amerika'da, kısmen de Avrupa'da varan enflasyon fiyat seviyesini bir defaya yüksek defa yukarı çekti. Şimdi Amerika'da iyi bir ekonomi ve sıkı bir istihdam piyasasına rağmen Amerikalıların mutlu olmayışının sebebi kısmen bu yüzden. Ne diyorlar? Hayat hala pahalı. Yani bu enflasyonun düşüşünün fiyat seviyesi düşüşü olarak algılanmıştı. Bu gerçekleşmediği İçinde şu anda Amerikan halkı ekonomik performanstan Biden'a kırık not veriyor. Şimdi buradan ne çıkarabiliriz? Şöyle bir şey çıkarabiliriz. Acaba orta direk için veya alt direk için ayrı bir QE mi yapılması gerekiyordu? Onlara yardım edecek ayrı bir parasal genişleme mi yapılması gerekiyordu? Böyle bir şey mümkün mü? Yani bu aslında çok düşünülen bir şey. İyi haber ise hala bu kesimde pandemiden gelen çok ciddi bütçeden desteklerin harcandığını görüyoruz. Bu da bize sürekli aslında tüketici tarafında Amerika'nın güçlü seyrettiği, tüketici tarafında güçlü seyrettiğini gösteriyor. Yani söylediğin konu o kadar ayrı yerlerden, o kadar farklı yerlere çekilebilir ki yani oturup bununla saatlerce konuşmamız gerekebilir. Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım sorunu.
Estağfurullah, ağzınıza sağlık. Sizinle akşam yayınlarında da bu konuyu ele alıyorduk. Son 3-4 dakika hazır buraya kadar teoriden getirdik konuyu. Şimdi yerel seçimler bizde söz konusu ama dünyada da siz de biraz önce işaret ettiniz. Ülkenin ciddi anlamda yerelden de öte yönetimini belirleyecek. İşte dünyanın yarısı seçimlere gidiyor diye konuşmuştuk. Bu noktada özellikle ekonomik oy verme davranışı, bilhassa işte geçtiğimiz hafta ne yazık ki Cuma günü işte Rusya'dan korkunç görüntüler geldi. Toplumsal bir takım konuların hem terör hem işte göç gibi meselelerle kırılganlaşması bunu biraz geri plana itti diye konuşuyoruz. Çok özür diliyorum. Şimdi bu noktada Türkiye'de işte bütçeyle ilgili özellikle işte maaşlara ödenen %50 üzeri gibi rakamlar vesaire yine gündemde dolaşıyor. Şunu sormak isterim. Dünyada mesela maliye politikası ve etkin bir bütçe politikasıyla acaba ülkeler, işte şirketler ve bireyler konusunda refah dengesini para politikaların ötesinde bir takım politika setleriyle sağlama zorunluluğu mu taşıyor şu anda? Evet, yani yine çok ağır oktanlı bir soru bu. Cevap bence evet. Şöyle dönüp baktığımız zaman aslında birincisi bu ekonomik, sosyal ve bu sürdürülebilirliğin üç ayağı dediğimiz ekolojik birbirinden ayrılmamıza imkan yok. Bunlar hepsi birbirinin içine girmiş. Bir sistem düşünür şeklinde baktığımız zaman aslında bunları gerçekten birbirinden ayıramıyoruz. Eskiden hep şöyle vardı, it's the economy stupid dediğimiz, yani seçimleri kazandıran ekonomideki durumdu. Bunun artık böyle olmadığını son seçimlerde yavaş yavaş birçok yerde gördük. Birçok şeyi hükümetlerin aynı şekilde aynı anda yapmaları gerekiyor. Şimdi bu bütçelerden destek olarak yapılacak mı? Kısmen evet sorusu, o cevabım oydu. Neden? Yavaş yavaş bütün dünya endüstriyel politikalara doğru yönelmeye başladı. Endüstriyel politikaları da kısaca şöyle özetleyebiliriz. Yani, iki türlü özetleyebiliriz aslında. Bir tarafta devletin öne çıkarttığı, stratejik olarak benimsediği sektörlere açık olarak destek vermesi. Öteki taraftan da daha çok Mariana Mazzucato diye bir profesörümüzün söylediği devletle özel sektörün birlikte yatırım yapması ve devletin yatırımları de-risk etmesi deniyor. Yani buradaki riskleri azaltması sayesinde daha uzun vadeli büyüme, daha uzun vadeli kalıcı istihdam ve bunun neticesinde refah, yani pardon arada bir şey atlamayalım, verimlilik artışı, İnovasyon ve daha iyi yaşam standardı olacağı düşünülüyor. Dediğim gibi bunlar gerçekten üzerinde çok uzun konuşulması gereken konular. Dilim döndüğünce cevap vermeye çalışıyorum. Estağfurullah, tekrar teşekkür ediyoruz detaylı yanıtlar için. Değerli izleyicilerimizden de özür diliyorum. Muhtemelen bir temizlik maddesi kaynaklı. Bende bir solunum problemi oluştu. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erde Gerçek'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vakti ve detaylı yanıtları için sizler de çok sağ olun. Efendim son birkaç saniyemiz kaldı ama yine kapanışa doğrunun sonunda bir piyasa özeti geçelim. Çünkü %5'in üzerinde bankacılık tarafında yukarı yönde seyirden bahsettiğimiz Borsa İstanbul için oldukça parlak bir hafta başlangıcı demiştim. Akıllı Para'da, diğer kuşaklarda, diğer arkadaşlarımız da söylemiştir. Şu anda ekranda görüyorsunuz, BIST 100 9100 puanda kısıtlı da olsa %0,12'lik gerilemeyle bankacılık endeksi %5'in üzerinde primden geldi %2,5'lara. Ulaştırmada %1'in üzerinde şu anda düşüş var. Sınayide de %0,50'lik gerileme var. BIST 30'da eksiye geçecek %0,10'luk yukarı yönde bir değişimi var. 111 milyar TL de şu an BIST 100'de hacme geldik ama gün içi alıcılı hava, pozitif hava şu an itibariyle kapanışa yaklaşık yarım saat kala bir miktar negatife döndü. Bakalım kapanış nasıl olacak? Bunun güncellemesini yapalım. 18.15'te günden kalanlarda tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.